Annem son nefesini burada teslim etmiş işte baba. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Goncagül'üm beni kanserle hatırlamasın dedi. İşte ben de İstanbul'daki mezarı hiç olmazsa anneni ziyaret edebilirsin diye. Ya annenin buradaki geçmişinden seni koruyabilmek için belki de bilmiyorum yani işte öyle. Korumak mı? Annemin buradaki geçmişinde ne var baba? Hı? Bana söylemediğiniz şey nedir? Burası küçük yer kızım. Biri bine derler. Annene türlü iftiralar atmışlar. O da çok üzülmüş, çok dertlenmiş. O yüzden İstanbul'a gelmiş. Yani annem buradaki atılan iftiralar yüzünden mi Erdir'i terk etmek zorunda kalmış? Yani öyle sayılır. Ne iftirası bu? Ya işte milletin zırvalıkları. Annen çok güzel kadındı. İşte çekemeyeni de çoktu. Yani el alemin ağzı torba değil ki büzesin. İyi de evini arazilerini terk etmek zorunda kalacak kadar ne olabilir ki? Alt tarafı dedikodu. Kızım burada laf dolanır da dolanır. Yıllar geçse de değişen bir şey yoktur burada. Bak sen Fatma ile konuş. Onu ikna et. Burada bu 2 yıl kalma işinden vazgeçsin. Ne var ne yoksa sana devretsin. Sen de sat, paraya çevir. Koy bir kenara. İşine gücüne bakarsın. 2 sene burada yaşayıp buralara sahip çıkma şartını annem koyduysa eğer, tam da onun burayı terk ettiği yaşta benden bunu istediyse, bence başka bir şey var bu işin içinde. Ya ne olabilir ki? Ha? Ne olabilir başka bir şey? Ne olabilir? Hadi gidelim. Sen de oturdun sedire. İçim bir fena oldu. Dayanamıyorum artık ya. Annem bu şartı boşa koymuş olamaz. Buraya kadar gelip ruhunu teslim ettiyse... bir bildiği olmaz.